Sevgili seyirciler, Paris'teki Anatolia Fuarı'ndayız. Türk Kültür Fuarı burası. Buradaki gezintimiz devam ediyor. Yani güzel de bir standınız var. Görüyorum hani sürekli bir sirkülasyon var. Gelenler alırız. Ama yine şu ana kadar memnunuz yani. Hiç olmasa zor diye. Doğru mudur efendim? Paris'in farklı bölgelerinden de geliyorlar mı? Geliyorlar efendim. Siz nereden geldiniz o zaman? Ben de Garo Bey'in kuruyuculuk yaptığı yerden buraya geldim. Misafir olarak geldi kendisi bizlere. Türkiye'den geldi galiba değil mi? Tabii zamanı abimiz 40 senedir burada yani. Çok eski. Artık o da emekli oldu. Öyle mi? Evet. Emekli oldu. Emekliyim. Bugün destek amacıyla mı geldiniz? Evet, bugün Garo Bey'e yardımcı olabilmek ve destek verebilmek için buradayım. Peki, güzel bir hanımefendi var. Buyurun. Şöyle alalım onu lütfen öncelikle. Evet, Garo Bey'in sanki hani ikizi diyeceğim ama o kadar çok benziyorsunuz ki. Kızsınız sanıyorum değil mi? Hı-hı, kızıyım. İsmim Melis. Bugün ben de burada yardımcı olmak için buradayım babama. Hem de üstelik etrafı biraz gezmek, görmek için çünkü fuarlara ben de çok ilgiliyimdir. Hı-hı. Daha önce de buraya da birçok fuara geldim. Bugün hani burada hem yardımcı olmak hem gezmek hem de işte... Aslında bir taşla iki kuş galiba değil mi? Aynen öyle. Aynen öyle olacak bugün. Peki bu fuarın dışında da zaman zaman babanıza yardım için gidiyor musunuz Dora'ya? Tabii ki de. Tabii ki de. Genellikle çalışmadığım, boş olduğum zamanların çoğunu orada onlarla geçiriyorum. Siz takıya meraklı mısınız? Meraklıyım ama hani pek fazla takamıyorum. Öyle mi? İşim müsait vermiyor çünkü. İşim gereği takamıyorum ama onun dışında boş alanlarım genellikle dolu. Merhaba. Nasıl gidiyor? Geçiyor fuar? Çok süper geçiyor. İlk defa geliyorsunuz galiba değil evet, mi? Evet, ilk defa. Peki takılara bakıyorsunuz, beğendiniz mi? Evet, beğendim. Çok güzel. Meraklı mısınız takılara? Çok. Biz kadınlar çok merak ediyoruz yani öyle şeyleri, takılara falan. Ben de çok severim yani. Eşiniz ne diyor acaba bu konuda? Valla ben bir şey demiyorum. Eşinizin takıya olan merakı biraz böyle hani bütçeyi sarsıyor mu zaman zaman? Zaman zaman işte izine giderken şey oluyor yani bayağı... Değil mi? Gidip gelirken alıyor. Aynen, kesin zaten. Dore kuyumculuğu biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bilmiyordum. Şimdi yeni öğrendim. Yani yeri görüyorum. Hı-hı. Güzel yani. Çok güzel takılar var. Buradan takı almak istediğinizde mesela Dore'ye gider misiniz? Neden olmasın? Tabii ki. Diyorsunuz ki hani bugün tanıdık. Öğrendik yerini. Evet. Bundan sonra lazım olduğunda da gidebiliriz. Niye olmasın? De Fransa'da olsa yani. Neden olmasın? Evet ki. Alırım yani. Evet, 95 bölgesinin tek Türk kuyumcusu kendisi. Merhabalar. Merhabalar. Sizi tanıyalım mı? Alexandre, Paris'teyim. Bazen İstanbul'da bulamadığımız modelleri burada bulma şansımız olabiliyor. Öyle mi? Evet. Yani Türkiye'de bile olmayan modeller burada olabiliyor diyorsun. Evet, bazen o kadar güzel modelleri elbette vardır Türkiye'de fakat ya, o an bulamıyorsun. Yani şöyle diyebilir miyiz? Artık Paris'teki kuyumcularda da, Dore'de de özellikle bir sürü hani birçok güzel model var. Türkiye'deki kadar güzel modeller var. Fiyatlarda zaten çok bir fark yok. Gidip onun için bir altın için Türkiye'ye gidip gelmeye değmez diyebilir miyiz? Evet, tamamen katılıyorum. Zaten altın alma ihtiyacı bir zevktir. Ya bir yaş günüdür ya bir düğün takısıdır. İstediğimiz modelleri burada bulduktan sonra bence o aradaki ufak da olsa fiyat farkını insan düşünemiyor. Ben düşünemiyorum şahsen. Yani zevkim için o kadarcık da fedakarlık yaparım diyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle. Kesinlikle aklıma bile gelmez yani. O zaman buradan biz izleyenlere de bir önerelim. Altın almak için Türkiye'ye kadar gitmesinler. Gelsinler. 95 bölgesindeki Dore kuyumculuğu bir ziyaret etsinler. Beğendikleri bir şey mutlaka vardır. Bir onlara söyleyelim isterseniz. Türkiye'ye gitmenin hiçbir anlamı yok. İstediğimiz modelleri şu an Avrupa'nın her yerinde. Şu an Paris'teyiz. Paris'in üç aşağı beş yukarı bilinen merkezlerinde istediğimiz modelleri bulabiliriz. Bunun için Türkiye'ye gitmenin hiçbir anlamı yok. Peki efendim, teşekkürler. Peki babanın kuyumcu olması acaba hani ya ben beğendiğimi alırım, kullanırım, geri veririm gibi böyle bir rahatlık yapıyor mu sizde?
Yok yani genellikle takılar kişiseldir. Hani alıp onu geri vermek gibi bir mizacım yok benim açıkçası. Hani aldıysam benimdir ama hani onu yapabilen insanlar da vardır tabii. Bana göre değil. Benimdir yani o veremem. Daha çok altın mı yoksa gümüş mü tercih ediyorsun? Çünkü Garo Bey'de her ikisi de var. İşin zarafetine göre değişiyor. Eğer çok zarifse yani 22 ayar bile olursa takabilirim. Hiç sorun değil. Yani ne kadar zarif olmasına bağlı. Dükkana gittiğinizde Dora kuyumculuktan böyle hani beğendiğinizi alabiliyor musunuz? Yoksa baba şey mi diyor? Yeter artık bu ayki limitini doldurdun mu diyor. Ne diyor? Yok yok istediğimi alabiliyorum rahatlıkla. O konuda sınırsız bir limitim var. Oo süper. Garo Bey siz ne diyorsunuz? Ya, takı yani konusunda bana sorar ki bu daha mı iyi gider diye. O konuda yardımcı olurum kendisine ben. Peki bir bayan olarak Melis'e soralım. Acaba hani 2012-2013 kışında hanımlar daha çok neleri alacaklar? Dora kuyumculuktan neleri beğenecekler? Bence gene şey devam edecek. Hürrem takıları devam edecek çünkü çok popüler olduğu için. Nazar boncuklarımız kesinlikle devam edecek. Bizim halkımızın en büyük sevgisi zaten 22 ayar belirli şeyler. Hani onun dışında öyle çok farklı şeylere kayacaklarını sanmıyorum. Hani belirli bir şey devam edecek. Ama tabii yenilikler gelirse eminim ki halkımız hani kesinlikle o konuda çok şeyler. Hemen başlarız yani takiplere. Yani şunu diyor musunuz? Ben Dora kuyumculukta aradığım her şeyi buluyorum. Zevkli modeller var. Hani gelenler de mutlaka kendilerine uygun bir şeyler bulacaktır diyebiliyor muyuz? Eminim herkes kendine göre bir şey bulacaktır. Çünkü elimizde hani o kadar çok çeşit var ki herkesin zevkine, herkesin beğenisine göre kesinlikle bir şeyler olacaktır. Melis Hanım o zaman buradan bir davet edelim mi? Fransa'da Paris'te yaşayanlar gelsinler 95 bölgesindeki Dora kuyumculuğa gelip şöyle modelleri bir görsünler. Kendilerine uyanlardan birini de alsınlar. Ben buradan sadece Fransa'daki, Paris'teki bayanları değil, dünyanın her tarafında takı seven bütün bayanları davet ediyorum. Çünkü eminim onlara göre illaki bir şey bulacağız. Hepsine göre bir şeyimiz var. Buyurun gelin Dora'ya. Kesinlikle bekliyoruz. Her zaman sizin için hizmette sınırsız kalitemizle yanınızdayız. Peki efendim çok teşekkürler, iyi fuarlar. Oldu çok çok teşekkür ederim, sağ olun. Teşekkürler. Sevgili seyirciler, Türk Kültür Festivali'ni dolaşmaya devam ediyoruz. Bakalım şimdi neredeyiz? Simple Mobile'ın standındayız. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Nasıl geçiyor festival? Festival özellikle bugün daha yoğunlaştı. 3 gündür buradayız. Şu an için gayet güzel. Umduğunuzu bulabildiniz mi? Umduğumuz evet, gayet iyi gidiyor. Cuma gününden itibaren buradayız işte. Cumartesi güzeldi. Bugün ayrıyetten bir güzel tatil olması sebebiyle. Evet. Şimdi burada birkaç tane operatör var. Biz merak ediyoruz. Acaba hani operatörler neden buraya katıldı ve hani birbirinizden farkınız nedir? Bu konuda bilgi almak istiyoruz sizden. Yani bu fuara katılan operatörler Fransa'nın büyük 3 operatörü var. Onların dışındaki diğer operatörler oluyor. Hı-hı. Ama bizim onlardan şöyle bir farkımız var. Diğer operatörler daha çok bu MobiCard denilen olay var. Yani kontörlü yüklenen kartlar. Evet. Ama biz o şekilde çalışmıyoruz. Biz GSM operatörü olarak yani faturalı hat satıyoruz müşterimize. Hı-hı. Yani yani siz kontörlü değil faturalısınız. Birinci özelliğiniz bu. Asıl özelliğimiz o. Yani bizim Simple Mobile olarak müşterilerimize sunduğumuz avantaj şu oluyor. Şimdi normalde Fransa'da yaşayan bir Türk vatandaşı hem Fransa'da konuşmak için ayrı bir telefon almak zorunda. Türkiye için de ekstradan kredili bu işte bir diğer operatörlerde gördüğünüz kartlardan kullanmak durumundaydı. İşte biz müşterilerimize bu imkanı sağlıyoruz. Bu şekilde yani bizim hattımızı kullanarak bizim telefon paketlerimiz şu şekilde. Sadece Fransa sınırsız veya işte internet opsiyonu veya SMS opsiyonu değil. Biz telefon paketimizde ekstradan bir de Türkiye opsiyonu sunuyoruz. Yani vatandaş. Şimdi o zaman etap etap gidelim isterseniz. Birincisi kartlı değil hatlısınız. Evet. İkincisi yani birden fazla telefon kullanmamız gerekmiyor. Evet, artık 2 tane telefon kullanmanıza gerekmiyor. Türkiye için ayrı, Fransa için ayrı telefon kullanmıyorsunuz. Bizimle beraber artık sadece sabit telefonlar değil, Türkiye'deki cep telefonlarını da paketinizin içinde ekstra ücret ödemeden arayabiliyorsunuz. Bu çok önemli gerçekten. Yani biz bir Simple Mobile aldığımız zaman sadece sabit telefonları değil, Türkiye'deki cep telefonlarını da ücretsiz arayabiliyoruz değil mi? Aynen bu şekilde. Burada yaşayan vatandaşlarımızın şöyle bir sıkıntısı oluyor. Eğer yani telefon hatlarında bir problem hizmetlerini aradıklarında müşteri hizmetlerimiz bizim Türkçe hizmet veriyor. Yani, bu da gerçekten çok güzel. Evet evet çünkü zaten bu yani şu an Fransa